Aynen. Çorba yapacağım, azıcık çorba evet. Kendime. Biz geldik ablamın kapısına. Geçin. Şimdi asansöre geldik de asansöre çıkacağız. Ha. İftara gelecektik gibi. Evet. Gel bakalım. Kızım. Gel kızım. Gel çocuğum. Şimdi. Yormuşum lan. Adamı yolluyordu ama iyi oldu, spor yaptı. Yaptık işte, iyi oldu. Evet, ona geldik biz. Evet. Evet kızım. Sen de konuş, bak şuraya. Evet, Türk bayrağı, maskeli kızım. 8. kata geldik. 5. kat bebeğim. 5. kat. Evet, biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tatlım. Şey yok şu anda, Mehmet gelecek. Hamur al Esra. Çekebilirsin. İki tane kilik aldı, tuzamlı aldı. Oo öyle mi? Haydi kızım çıkar. Oy mis kızım, kokuyor gel. İçerler. Gel kızım. Hazırlıklar tam gaz. Hay bismillah. İyi gidelim. Ekmek koyduydum, ekmek yaptım. Olsun, ekmek karışıyor mu? İçeri gittim azıcık. Ekmek dolu. Oy, bakar mısınız? Tam benlik mantı. Salata, kahvaltılık. Ay güzel yapmışlar, bu tam kahvaltı tarzı olmuş, güzel olmuş. Tam iki dakika olmadı pideleri boyalar. Kız olsun, fırın çabuk alıyor. Fırın çabuk alıyor ya, ondandır. Nasılsın, ne yapıyorsun yavrum? Ne yapayım canım, yoruluyum işte. Değil mi? Ama iyi. Değil mi? Ben daha bugün abi kızım bayramını yaptık. Ay biraz de, yorulmuşum, hatta biraz yattım bile. Ben de Sevican'ın ponçin... Mesela ödeme var mı abi? Ponçin şeyine gittim. Neyine? Bayramına, 23 Nisan'a herkesin kutluyorum. Ay bugün mü gittin sen? Bugün biz daha okula gittik. Okulda güzel eğlendik, bayağı güzel. Neyse burada yani neler var? Yengemlerden. Yengemin rahatsız yavrum. Bu mercimek çorbası mıydı? Ama o geleceğim dedi. Yavrum gelemedi. Bu. Gelemedi. Pilav şeyin içine sağlıyor. Burnu kanıyormuş yine. Mehmet abi biliyor burayı. Biliyor herhalde. Ben bileyim dedi. Biliyor. Gelmişti yani. Herhalde, ben öyle hatırlıyorum. Gelmişti. Ben insana görürüm. Aynen gelmişti çünkü. Anası gibi, sadece var, süt yemiş, insan olmuş. Evet dedim ki biraz da şöyle manzara izleteyim ben size. Bu manzaraya ben bayılıyorum gerçekten. Şu kalenin manzarası. Yalnız kararlıyım. Allah izin verirse, bir aksilik olmazsa Ramazan da olmayabilir. Ramazan'dan sonra şu kaleye çıkıp piknik yapasım var. Hava güzel olsun. Hatta anneme de dedim. Seni anne çıkaralım dedim. Şurası deniz manzarası. Bir çıkaralım en azından dedim. Orada çayımızı içeriz. Ablamız semaver falan var. Yaparız bir şeyler dedim. Güzel olur dedim. Bakın şöyle yakından göstereyim. Gerçekten çok süper. Yeşillik. Gerçekten insanın içi açılıyor. Baktıkça böyle ortamlara, ne güzel kuşların uçuşmaları. İnsanın içi rahatlıyor. Ben böyleyim. Sizler de böyle misiniz? Hep öyleyiz ama aslında böyle bir manzara izlemeyi mi seviyoruz? Yeşillik görmeyi mi istiyoruz? Ay bazen yok yani, Allah'ım sen bu topraktan geldi. Toprağı üzüyormuş gibiyiz. Gerçekten öyleyiz yani. Allah'ım güzel günler nasip etsin ya Rabbim hepimize. Hepimize bakın şöyle. Bayağı bir net. Her taraf yeşillendi ama biraz tabii kır yerleri de var. Onlar zamanla daha da yeşillenir. Bayrak topun atıldığı yer. Bunu zaten biliyorsunuz. Ama dediğim gibi bakın. Ta limanı buradan görebiliyorsun. Başar Otel. Karşınızda liman. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar. Menüler çoğaldı. Pilav, salata. Böyle. Maile. Kahvaltı yemek. 20 geçiyor. Hepsi var ama tabii önceliklerimiz yemekten çok hemen çaya. Çaya geçiyoruz direkt. Evet, çayı çok özlüyorum, ne bileyim. Bende var bir şey. Çayı çok özlüyorum. Daha para almayacağım. Aynen. Sağ olsun, ellerine sağlık. Her şeyi yapmış. Bir sürü mantısını, hele de bir yoğurtlu şeyleri ben çok seviyorum. Ramazan'da bir de normalde de seviyorum aslında. Çok güzel oluyor. Bu akşam da annem patates yoğurtlayacaklardı ben Emine. Dedim ki iftarda yerim, siz yiyin. Siz beni beklemeyin dedim. He. Emine'ye dedi de yap diyerek. Onun sonunda işte onu halledecekler. Güzel olursa.
Evet, ailece Melek'in kanalına hoş geldik yeniden. Evet, hoş geldiniz. Evet canlarım, bizler yemeğimizi yedik, çaylarımızı içtik, tatlılarımızı yedik. Abim önden gitti. Aslında senin kanalında ben niye konuşayım? Olsun. Sen konuş. Fark etmiyor. Sonuçta seni de çok tanıdıkları için, benim seni konuşumu çok fark ettiğin olduğu için. Tabii. Yani biz de biraz da sohbet edelim dedik. Bu arada yüzüm yine kızarmış. Benim damar genişlemem olduğu için hemen yüz göz kızarıyor. Akşam bir de sıcaklığı görmesin. Sonra benimki de hep bembeyaz. Evet. Ölü gibi. Onunki de yine ne zaman? Canlı canlı girecek. Açın mezarı giriyor. Tövbe estağfurullah. Böyle dedik en azından bir sohbet edelim dedik. Yani gitmeden en azından şeyle uğraştık yine YouTube'la. Sercan sağ olsun. Allah razı olsun, çocuk uğraşıyor. Bir türlü diyorum ya, başaramadık yani. Aslense şey, para alamıyor ya. Hala alamadık. Orada kaldı parası kızım. Biriktiriyorlar benim adıma rüya. Bakınca. Hep kapatmasınlar da diyorum. Kendi kendilerine bir gün beni iptal ediyorlarmış. Çok üzülürüm, önce paramı versin diyormuşum. Yok. Şimdi şey tarafı tabii, şaka tarafı da. İnsan tabii ki üzülüyor. Bir şeyden içine çabalıyorsun. Bir şey de görmeyince karşı taraftan. Ne oluyor diye merak ediyorum. Ne eksikliğimiz var. Hala bir şeyler eksik ama çocuk sağ olsun. Yeğenim hepsiyle uğraştı. Tek tek hepsine bu eksikleri yani, tamamlamaya çalışıyor. Sercan uğraşıyor ama. Yani ne yapsın? O da işte bir iki gördükçe birbirimize yardımcı olmaya çalışıyor. İnşallah halledeceğiz. Allah izin verirse. Aynen. Ne zaman olursa. Şu savaşlarımı bekliyorlar. Onu da bilemiyorum. Zaten yazıyor. Ukrayna'da süren savaş sebebiyle diyor ya. Her şeyinde de onu da belirtiyor. Bakacağız inşallah. Ama. Bizim iyi ortalığı dört dönüyor. Evet geliyor. Geliyor. Bak nasıl bakıyor bak. Çok tatlı. Çok çok az da değil. Öylece işte dedik en azından çayımızı tatlımızı diyor. Ben de varsa yedim zaten. Ramazan'dan sonra diyete girerim Allah izin verirse. Ben de gireceğim. Yani Allah'ın izniyle. Diyet sene gideceğim ben de. Ben spor. Şey var, ben de var ya. Spor da yapacağım. Ben de aynı şeylerini uygulamam lazım. Tabii çok aç bırakıyor. Onu mecbursun uygulayacaksın. Yürümek. İşte aslında ben anlamıyorum. Ben o kadar esnaf gidip geliyorum. Günlük binleri geçiyor saydığım yani o adımlar. Ama vücut kabul etmiyor işte. Bir şeye alışkın. Belli bir şeye vücut artık o tempoya alıştığı için kesinlikle kabul etmiyor. İlla ki farklı bir tempo gerekiyor. Ben yine tabii sahillere yürümek zorundayım. Benim de bacağım farklı tempoya girdim herhalde. O da yürüyor. Ondan ağrıyor, yan taraf ağrıyor. Aynen. Farklı tempoya girdim. Yürüme çünkü yürüyemiyor. Ramazan'da çok çalıştım. Ayakta çok kalınca çok işte. Çok kaldım. Benimki de çok ağrıyor. Başımda. Ama zevkle kaldım, zevkle yaptım. Bu benim YouTube'um olsa da hiç önemli değil, olmasa da. Önceki herkes bilir, Melek aynen. de bilir, bütün ailem bilir. Aynen. YouTube'um yokken de ben Ramazan'da hep misafir ağırlardım. Aynen. Aynen. Hep ağırlardım. Hep doluydu her akşam. Bir de bize yakın olduğu için daha sık birbirine daha da giderdik. Her akşam neredeyse oradaydım. Ben çok fazla iftara kimseye gitmezdim. O kendisi. Ama ben yedirmeyi çok severdim. Aynen. Hep böyle. Genelde öyleydi. Diyorum ya evde yakında. Yakında inşallah diyorum ya annem de çıkaracağız inşallah. Şu havalar güzel olsun. İnşallah şu şeye doğru. Annemi buraya getiremedik. O yine gelmedi. Necdet ablama da gitmedi. Ramazan geçsin dedi. Açık Ramazan'dan sonra inşallah. Benim kolum ağrıdı bu arada. Biraz da sen mi tutsan? Ben tutayım birazcık da. Evet. İlk defa yalnız şey yapıyoruz şu anda. Selfie çubuğuyla işlem yapıyorum. Arkadaşlar dengeyi tutmayı, Sercan'ı tutmaya sen çalışıyorum. Sen tutamıyorsun. Ha şöyle tutayım. Ben böyle gideyim evet. ben. Sercan'ı tutmaya çalışıyorum. Oo, oo. Ama alışacağım. Yalnız şunun ekranını da kırılmaz ekran yapmak lazım. Evet, hiç evet. unutmuyorum. Ablam yeni almıştı telefonu. Pat bir fırladı yere düştü. Telefonun gitti ekranı. Yeni anında aldım. Gitti. Tribot şey bu şimdi servis çubuğu da anında kayabiliyor. Ben abi, yolda yürürken çok dikkatli gitmeli. Ben abi gibi. Sonuncusuna kırılmaz ekran yaptırdım. Hem de plastiğinden. Düştü mü? Şimdi düşüyor, müşüyor, kırılmıyor. İşte koruyor ekranını. Koruyor. Ama o zaman sen yaptırırken yine biraz uygundur. Şu an fiyat acaba kaçtır onu? Yükselmiştir. Yine tabii. Çok ben da değil. Yine 150 ancadır. O zamanlar 100 liraya almıştım. Evet, 110 liraya almıştım. Evet doğru. Ama mecbur işte kurumak lazım. Onu parçalanınca daha kötü olacak. Parçalandı işte masrafını bir yere. Masrafını daha kötüye mal etmemek ama lazım. Ama bu da kafayı yedi. İyi ama kafayı yedi. İşte o da var. Neyse Melekciğim. Oldu neyse. Görüşmek üzere inşallah. Sercan, ben yarınkinde zaten yarın çekimimi de yapacağım. Hepsini beraber buradan atacağım. Buradan devamını aynen. mı yapacaksın devamını sen? Da yapacağım. Hepsini beraber atacağım. Bu konuşmamızı zaten hepsini koyarım. Tekrar bir daha konuşma olur. Yarın Sahra da gelecek ya. Hı-hı. Beraber yine iftar şeyinde de yine bir konuşma yaparız. Hepsini komple benden yapacağım. Sizlere sevgiler, selamlar. Zaten canım takipçilerim, canlarım.
çoğunluğu meleğe geldiler zaten. Allah razı olsun hepsine. Allah hepsinden razı olsun. Ablamdan da razı olsun. O da evet. Söyledi çünkü onlara. Ben de onlar söyledim. Onlar da geldiler. Evet. Sağ olsunlar. Evet geldiler. Teşekkür yarın, ediyorum onlara. Aynı ben de teşekkür ediyorum. Yarın bir de tiyatro var. Gidebilirsem. Tiyatro aslında sen de gelsen. Nevin'ler o tarafta herhalde. Nevin ablan o tarafta galiba. Nevin'e ben kaç kere dedim. Şey, Nevin bizim o. Evin üstünde duruyordu. En üstünde. Tiyatrocular bizim karı koca. Bizim o eski evi. Onlar tiyatrocuydu işte. Evet. Beni çağıracaktı da unuttu. Bu oyun farklıymış yalnız. Bizim Kader'in arkadaşı oynuyor. O da var içinde. Öyle, küçük evet. Bir rolüm var dedi. Evet. Şule Küçük diye. Benim dedi o var. Kızlar da hatta baktım atmışlar aynı oyunu. İzlemeye gelen olursa kızlar gelin diye. Bizim belediye konservatuvarının altında çünkü tiyatro ya. Evet. Bakalım gidebilirsem kızımı da götüreceğim inşallah. Götür. Beraber en az çocuk da iki tiyatro görsün. Çocuk evet. Tiyatro şeyler alışsın ya. Güzel sanatlar alışsın. Sinema, evet. Tiyatro bu tür şeyler güzel. Müzik çok ayrı bir şey. O da ister diye düşünüyorum. Dediğim gibi burada hep veda edelim. Sercan'ım sen de konuşabilirsin bir tane. Evet yakışıklı yeğenim. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar diyor. Sercan evet. Biraz daha bahsediyor. Bizden sevgiler. Aynen. Gene diyorum hepinize. Kardeşime destek verdiğiniz için teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun hepinize. Sağ olun. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugün videomda tül beyazlatma işlemini göstereceğim. Bu tabii ki ister istemez doğalgazdan da olsa sararıyor. Şimdi camları da sileceğim de tüllerimi yıkayayım hem dedim göstereyim şöyle. Bakın bulaşık deterjanı atacağım içine. Bulaşık makinesi için kullandığım ortasına yerleştireceğim arkadaşlar. Böyle hatta bir de nasıl yapacağımı da göstereyim. Beyaz sirkem var. Önce deterjanını koyayım siz bakın. Şöyle göstereyim. Deterjanı koyduktan sonra beyaz sirke de koyacağım. Deterjanın üzerine beyaz sirke de koyabilirsiniz. Evet biraz döktüm olsun. Şöyle kapatacağım kapağını. Şimdi onu bir sentetik ayarına bakayım. Kaç dakikada yıkıyor. Düşürme ayarımız var mı? Evet. 40 aldım. Şöyle bakın sentetik de aldım. 40 aldım. Daha bunun başka da zaten oynayabileceğim bir ayarı yok. Kapağını kapattım mıydı? İnşallah bembeyaz olacak. Şöyle başlatalım. Bakalım. Birazdan yıkar zaten. İkisini de denemek istedim. Size de göstermek istedim açıkçası. Evet arkadaşlar bugün de cam sileceğiz. Evde bir temizlik lazım. Yine beyaz sirke kullanacağım cama. Ayrıca yine Arap sabunu da koyacağım. Tabii cifliyorum da kenarlarını. Bayağıdır silinmediği için yağmur falan ister istemez mahvediyor. Bakalım. Parlatacağız inşallah. Tüllerini çıkardım hepsine. Şöyle. Buralarına biraz zaten şeydir temiz. O kadar kirli değil. Çiftlemedim. Bugün yukarılarına sandalye kullanacağım. Sandalye de. İyi. Çok da aşırı bir kirlenme olmamış. Yazında şöyle. Birazdan sandalyeyi de çıkarım artık. Ben de buradayım oturuyorum. Evet benim kızım da kenardan beni izliyor. Evet. Ben herkes izlemeyi seviyorum. Yandan bile. Biraz şöyle tutalım. Bak elimi göstereyim. Yalnız benim gerçekten elimi göstereyim hatta bak tutmuyor. Buradayım. Telefonu tutmuyor. Gördünüz ben bu kadar mi? Adi olduğunu düşünmezdim alırken bu. Kola kokuyor anne. Hayır canım kola mola yok orada. Orada o sadece kokmuyor, sirke kokuyor. Arap sabunu kokuyor. Uyudu. Evet. Benim tepsim var. Ne tepsim var? Sandalye söyleyeyim mi? Tamam. Ama benim ya şu kaplarımı şekerli be. Bir şey yersen böyle. Hani o sürü şeker dokunuyor. Anne! Ona tepsim var artık. Evet.
Emine'de bugün sigara krizi var. Sigarası bitmiş, tütün sarıyor ya. Tütüncü de bulamadığı için. Emine'den bugün hiç fayda yok, hiçbir şey yardım yok. Hep geçti odasına. Diyorum ve ya. Ve bana almadı. Ne yapacaksın artık? Mecbur dayanıyorsun işte. Bu huyu var. Çıldırdı. Sigara yoksa Emine'nin işi bitecek. Bildiğiniz gibi bitecek yani. Annem de çağırıyor Emine'yi. Çağırsa ne olacak? Duyan kim? Sen bir şey verdin mi Emre teyzen alsın diye? Paramı verdim alsın diye alacak. Ha, ben dışarı çıktı da sen bilmiyor zannediyorum. Dışarı çıktı ya, yok mu? Dükkanlara çık anne, sigarayı bulamıyor. Anne, anne, karanlık görünüyor. Anne. Karanlık. Bebeğim sen bana ne yap biliyor musun? Cift nerede? Cifi nereye götürdük? Biz bir bakalım. Ha, cift orada. Aşkım oradan bana verebilir misin? Tamam. Bir tane. Cifi veriyor. Aman dikkat et bak telefonun şeyi. Çok sallanıyor, düşürür telefonu aşağıya. Değme sakın, değmeden gel bebeğim. Değme, kabuğa sakın takılma, telefonu halletmeyelim. Ver bebeğim. Yardımcı gibi oldum. Ah benim çocuğuma. Eskiden ben ocakları da süslüyordum değil mi? Evet, sen bebekken bu camları evet daha güzel temizliyordun biliyorsun. Çünkü sen. Ben cam sen biraz büyüse benden yardımcı olursun da az bilmen lazım. Ben cam sevmeyi seviyorum çünkü. Anne video açık. İçeri git de çağır. Seni şu anda duymuyor. Transa geçti çünkü. Sigarası yok. Transta şu anda. Yani ay. Eşek gibi duydum. Derdi. Tek derdi o. Ne yap? Bizimkinin tek sıkarar, derdi. Sıkarırlar da bizi öldürüyor. Evet, hasta evet, ediyor. Evet. Hastanelere koyuyor. Kimi insan onun bağımlısı çocuk, gibi. Çocukları da hasta ediyor. Evet. Ya. Sık evet. Hastanelere yatılıyor. Evet, benim kızım asla sıkarı dumandan. Bir şey yapmayacak, kullanmayacak inşallah. Bir de bir şey diyeceğim. Bebeğim söyle. Ben sen sıkarı dumanının yanına gitmiştim. Allah'ım bağıra bağıra çığıra çığıra buraya gelmişti. Bebeğim sen haydi sen geç otur. Tamam. Otur aşkım haydi. Oturuyorum. Sen geç yerine sen geç. Sen de oturuyorum. Yerine geç bebeğim. Şuraya oturuyorum ben. Yerine geç. Tamam. Geç oralarda sen dert etme hiçbir şey. Tamam. Senin dert etmene gerek yok. Tamam mı aşkım? Anne şimdi arkayı da halleder. Arka taraf çok kirli. Oraya da çıkmadan evet olmaz. Orası yapılacak. Aşırı kirli çünkü. Anne şurası da kirli. Orada cif var kızım. Ha. Cifi yüzünden. Güneş olduğu için kahverengi görünüyor. Evet. Evet. Ben de sana bir gün yardımcı oluyor. Bana en güzel yardımın bebeğim oturarak. Ha? Oturarak yerine geç. Oturuyorum. Tamam ayak altında olmaktan sonra bana en büyük yardım. Ben bir şey istersen veriyorsun zaten. Aferin. Cifi verdim sana zaten. Evet. Dökülmüş bir de. Şimdi fark ettim bak. Şurada beyaz, bembeyaz. Şimdi minik dokular vardı. Olsun bebeğim. Yeter. Tamam ben böyle oturuyorum seni de esniyorum. Evet. Pencereden üstleyeyim bari. Ama cif iki tane gibi görünüyor. Senin kolun da iki tane gibi görünüyor. Camda yansıyor yavrum. Evet. Evet. Aşkım sen orada bir gidersen ben de. Şöyle yapacağım da. Hadi bakalım. Tamam ben böyle yatarım. Yatayım o zaman böyle. Arkadaşlar camımı böyle sildim. Arkadan önden. Bana da görebilirsiniz. Şöyle. Ben de annemin arkasındayım. Evet.
Bir de peşimden de görünüyor. Şimdi tüllerim yıkandı. Tülü dışarı asmadan buraya asmayı düşünüyorum. Bir camda kurusun. Evet arkadaşlar, şöyle astım tülümü ve inanın ki tertemiz olmuş. Tertemiz deneyin derim. Çok güzel oldu. Yıkadım ve yerine astım. Şimdi perdeleri tabii ki yıkanacak. Tek merhaba diyorum herkese. Evet. Benim kızım da merhaba diyormuş. Bakın. Her şey temizlik yaparsınız böyle bizim gibi. Evet. Böyle prenses gibi gibi olur. Evet. Benim kızım bayıldı bu arada. Perdenin önünü açtığım için. Şuraları düzeltelim. Benim de bayıldı. Duvara da boyayacağım. Şuraya bakın. Burası da yine kapkara hep yanlar. Yoruldum ama değdi. Şimdi diğerlerini de halledersem. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Bugün temizlik yaparken falan çekim yaptım ama hiç konuşmadım sizlerle. Yorulmuşum. Gerçekten yorulmuşum. Cam falan sildim. İki cam. Tüller, perdeler yıka et yerleri silerken tabii ben bayağı bir yorulmuşum. Gözler bile diyor ki bana evet çok yorgunsun diyor. Bir daha var uyumuyorum ben, biliyor musun Sahra? Bir şey oldu. Gece yatıyorum, sabah erken kalkıyorum. Ondan ayrı da tabii biz de arkadaşla iftarımızı açtık. Açmışken dedim şimdi biz dışarıda çıkacağız ama o çekime yarına eklerim yine. Bu akşamkine dedim beraber şöyle Sahra'cımı da göstereyim. İyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar tatlım. Arkadaşım sağ olsun beni tek bırakmadı. Beraber oturduk. Sağ olsun, her şeyi de o getirdi. Allah razı olsun. Ne demek? Yani bugün hiç yorulmadım ben. Şey yemekten hiç yorulmadım. Hiçbir şey yapmadık. Sadece pizzayla şey yedik. Patates falan kızarttı. Çay içtik. O çay içtik. Yemek olayına girmediğimiz için. Ama evde diyorum ya, evde daha çok işim var. Daha yapılacaklarım var. Şimdi boyayacağım. O kararan yerleri de boyayacağım. Allah izin verirse yarın falan düşünüyorum. Bu akşamdan diyor iki şeylerimi, iki penceremi hallettim ya, bana yetti. Çünkü onlar çok uğraştırdı. Perdesiydi, tülüydü. Ama size attım o şey, gerçekten şey yarıyor. Bulaşık makinesi deterjanı tülü çok güzel açıyor. Öyle mi? Ne yaptım biliyor musun Sahra? Bulaşık makinesi deterjanını tüllerin arasına koydum. Açmadan makineyi. Üzerine de az yine deterjanı deterjan gözüne koydum. Üzerine de beyaz sirke. Beyaz sirke beyaz deterjanın sirke üstüne. Ama nasıl oldu? Tüller çok güzel oldu. Gerçekten ben süper oldu yani. Ben onu yerleri de seviyorum her yere. Cam da çok güzel parlıyor. Oo, ne güzel. Camlarla da bayağı uğraştım. Cifledim ettim ama tabii beyaz sirkeyle de sildim. Kuruladım yine onları. İyi oldu. İçime sindi. Hatta halı yıkayacaktım. Halıyı da serdim. Hava çok güzeldi. Gerçekten. Balkona serdim halıyı ama halının bir yerinde leke olmuş, çok huylandım, çıkaramadım. Çıkaramayınca ıslamış da oldum. Dedim ki bunu ben böyle bırakayım. Ben bunu şimdi temizletmeye vereceğim. Yapacak bir şey yok. Çıkaramadım. Çıkmıyor. Bütün gücümle o halıma da acıdım yani. Onu da daha biliyorsunuz bu sene almıştım. İnce halılar almıştım ki hatta yıkamaya falan kolaylık olsun diye. Onu da Allah izin verirse yarın falan arayacağım şimdi. Arayayım. 3-4 tane halı var. En azından bayrama hazır olmuş olur. Temiz olur. Ben de temizliğini bırakır. Dükkan da temizlenecek. Bir de dükkanı da halletmem lazım. Çok işim var. Benim çok çalışmam lazım. Kergemedim. Çok çalışmam lazım. Ay ama bakın boynum tuttu yine. Ben bugün belli ki çok yorulmuşum. Gerçekten. İnşallah bence. Aynen öyle yani canlarım. Dün akşam da yine ablamdan iftardan da görüntüler olacak burada. Hepsini koymuştum. Şimdi birleştirip ben size atayım. Sizleri çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Bay bay.